evden çıkıyorum ya. Ama acaba hangi renk çıkıyor? Yüzümün yarısı çekiyorum. Peki yeni yıl dileğin ne? Rusya'ya Çin'e çalışıyorum. O ne? Amarula mı? Şeftali likörü. Geldi. Buna teyzemden başlıyorum. Teyzenemden ben o yudumlasın ilk. İyi değil mi? Vallahi evet. Hiç. Hayır Berkay, senin nahını çekme. Berkay kamera kayıtta. Berkay. Bak evde bir ergen var. Berkay vallahi koyarım ya. Koy. Vlog çekmeye çalışıyorum. Arkada nah yapıyor. Sansürleriz vallahi Berkay. Evde besili bir ergen var derim. Burayı da dağıtlasana. Ben olsam çok izlenir ha. Evet. Diyorum ya Allah'tan gerçekten 90 işte küsürlerde kamera çekmiyordu da bizim rezilliklerimize kaydedilmiyordu. Allah aşkına bu cümleyi de koyacağım. Evet, kaydedilmiyordu. Diyorum. Gerçekten bunların hepsini koyacağım. Koy. Altına okulunda tagleyeceğim Berkay. Koy. Tagle. Online eğitime geçtikten sonra. Evet. 1 milyon dolar. Tamam. Hı hı. Hadi bakalım. Hadi. Kalkala. Bana şuradan peynir tabii. 84 bende var. 84 bende var. Birinci çinko 20 lira. İkinci çinko 50 lira. Tombala 100 lira. Birinci çinko 5 liraymış. İkinci çinko 20 liraymış. Öbürse 50 liraymış. Kaç kişiyiz biz? 3 6 7. Kıbrıs'ta gidemedik ama Kıbrıs bize geldi. Çekin bakalım. 15 50 5 tamam, 50 lazım. Yağmur video. Aa, bu kart sayısı mı? Evet. Evet, onu kapatmayacağız. Bir saniye, şunu kapatmayacağız. Ha, anne sen haklıymışsın ya. Ben bilmiyorum. Bir şey mi diye soruyorum. Evet. Ya, ya, hızlı çek. Hızlı çek hadi. 41. 41. Vallahi ne kötü yapmışım ya. Allah. Abi ne bu be? 7. Kaç kaç çıkmadı ha? 9. Var o, kapat. Aa bende var, bende var. 75. Olur. Küfür etme. Küfür etmeyin. Vlog çekiyorum artık, küfür etmek yok. Hiç küfür etmezsin sen de. Hadi. Çek. 17 dedim en son. Yok. 17 bende var. Aa hadi. 23. Aa bende var. 79. Yes. Yağın evet. Var, evet. Kaçmış? 79. 4. Ah bende var. 73. Olsun tamam. İyi ki doğdun Emine. İyi ki doğdun Emine. İyi ki doğdun Emine. Şirket güzel güzel. Sadece biraz ben büyük olabilir mi diye. Ben karıştırmamışım. Ben gerçekten. Doğru mu oluyorsun? İyi ki benim yerime cosplay. Evet resmen iyi. Ekin gerçekten harika bir yılbaşı kutluyorsun. Havuççum hala Christmas ruhundan çıkamamış. İyi misin? Ne yapıyorsunuz? Evet, bir kutu buldukları için hemen girdiler tabii ki. Simba. Evet. Yılın ilk gününden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir vlog çekiyorum. Karantinadayız biliyorsunuz ki. Yılbaşı karantinasındayız. Ben de dedim ki vlog çekerek değerlendireyim bunu. Neler yapıyorum? Ne yapıyorum? Hangi kitapları okuyorum? Yeni cilt bakımı ürünlerine başladım. Ondan sonra bugün takipçilerimle, yani katıl butonundan gelen arkadaşlarımla, takipçi arkadaşlarımla, Zoom yapacağız. Ondan sonra onu kaydederim. Böyle bir vlog çekeyim. Size de değişiklik olsun dedim. Birkaç tane bahsedeceğim. Ürün de var. Onları da bu videoya koyayım dedim. Neyse, çok güzel bir kitaba başlayıp hemen bitirdim. Ondan başlayayım önce. Sayaka Murata'nın, Japon bir yazarın Kasiyer kitabını belki duymuşsunuzdur. Önce şu kamerayı bir sabitleyeyim. Yeni duştan çıktım. Sayaka Murata'nın, Japon bir yazarın Kasiyer kitabını alıp hemen bitirdim. Bunu Twitter'dan falan da paylaşmıştım. Instagram'dan da story'e koymuştum. Aşırı derecede beğendim. Eğer alıp okumayı düşüneniniz varsa kesinlikle kaçırmasın. Güzel bir toplum eleştirisi olduğunu düşünüyorum. 35-36 yaşlarında kasiyerlik yapan ve hayattaki tek yaptığı şey kasiyerlik olan ve normal olmaya toplum tarafından kabul görmek için normal olmaya çalışan, normalmiş taklidi yapan bir kadının hikayesini
görüyorsunuz. Kısacık bir roman ama içine gerçekten acayip bir toplum eleştirisi sığdırmış. Ne söylesem spoiler olacak. O yüzden alın, okuyun derim. Zaman içinde büyüyorsunuz. Çalış, iyi bir meslek sahibi ol, daha çok para kazan. Ondan sonra bu erkekler için de öyle. Şimdi işte evlenmelisin. Evlenip çocuk yapmalısın, daha çok kazanmalısın, onu iyi okullarda okutmalısın. Doğrular bir tane değil, normal kime göre, neye göre normal. Bu ay aldıklarımı göstereceğim, sonra açmadığım kargolar var, onları göstereceğim. Açtıklarımı da göstereyim. Hastalandığım için falan aldıklarımı ve başladıklarımı gösterememiştim size. Önce cilt bakım ürünleriyle başlayayım isterseniz. Duştan çıktıktan sonra sürdüm bunları yüzüme. Daha doğrusu önce toniği sürdüm. Nasifik markasını denemeye başladım ben. Nasifik markası ülkemize yeni geldi ama biz bir markayı çizemle geçen sene eğer Kore vlogumuzu gördüyseniz eğer izlediyseniz ki izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Orada daha bir sürü Kore markası var çünkü. Orada keşfetmiştik zaten. Nasifik markasının Fresh Herb ürünlerini kullanmaya başladım. Fresh Herb serisini kullanmaya başladım. Benim cildime en uygun olan seriydi zira. Nasifik markası arkadaşlar orada da zaten standını markanın görürsünüz. Bayağı organik olan, hayvanların üstünde deney yapmayan, daha böyle içinde işte parfüm, paraben, işte sülfat vesaire olmayan ürünler üreten bir marka. Zaten standı da böyle çok ormanımsı, tarım ürünleri üreten vesaire böyle çok değişik bir, böyle bitkili bir stand yapmışlardı. Bayağı denemek istiyordum. Oradan da zaten farklı bir serumunu getirmiştim ben Türkiye'ye. Niasin serumunu getirmiştim. O da güzeldi. Fresh Herb'ini denememiştim. Benim cildime bu daha uygun. Çünkü benim cildim kuru, kızarık ve sivilcelenmeye çok müsait. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Hormonal problemlerim var benim ve sivilceleniyor cildim. Hemen sivilceleniyor. Yani ben eğer cildimi bırakırsam kendi haline anında sivilcelenir, siyah noktalanır, lekelenir vesaire. Ve aynı zamanda çok da kuru bir cildim var. O yüzden ben bu serinin vaadini gerçekleştirecek mi merak ettiğim için direkt olarak satın aldım. Bence çok uyguna gelmiş bu arada fiyat olarak Türkiye'ye. Merak ediyorum. Özellikle de tonikten başladım. Tonik içinde kalendula yani aynı safa bitkisi var. Şu an bence bu sene aynı safa bitkisi çok meşhur olacak diye düşünüyorum. Bu senenin bitkisi hani geçen senelere baktığımızda belli bitkiler meşhur olmuştu ya hani o senenin bitkisiydi. 2021'in bitkisi büyük bitme aynı safa bitkisi olacak. Bu toniğin vaadi mesela kuru bir cilde sahipseniz eğer ve sivilceleniyorsa, cildiniz lekeleniyorsa, hassasiyetiniz varsa direkt olarak onu yatıştırıyor arkadaşlar. Ki ilk böyle ben unicorn olarak yeni yıla girmek üzereyken bunu gerçekten yatıştırdı. Bende şöyle bir problem var. Cildimde benim böyle SOS kremler, o sivilce kremleri çok işe yaramıyor. Çok pahalı bir krem kullanıyorum. O işe yarıyordu sadece. Onun harici kremler çok işe yaramıyor. Ama o SOS kremler de şöyle bir sıkıntı yaratıyor bende. Cildiniz eğer kuruysa ve o tarz kremler kullanıyorsanız kuru ciltlerde o sivilce kremleri direkt daha fazla kurutuyor. Evet işe yarıyor ama daha fazla kurutuyor. Ben bu toniği çok beğendim. Hem cildimi böyle yatıştırdı. Hem kızarıklığı alıyor hem de nemlendiriyor. O açıdan çok beğendim. Bu eğer Kore dizisi seyrediyorsanız zaten bu toniği de mutlaka görmüşsünüzdür. Pıt 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 Koreli ünlüler sürüyorlar. Çünkü bu tonik çok meşhur bir tonik. Tonik diyorum ya serum. Arkadaşlar bu serumu mutlaka görmüşsünüzdür. Bu serum 1 milyondan fazla sattı. Onu da ekleyeyim. Fresh Herb Serum. Bunu da bayağı merak ediyorum. Kullanmaya başladım. 20'den fazla bitki özü var. Çok yağlı yağlı bir içerik bekliyordum. Ama hiç öyle değil. İçeriğinde şöyle söyleyeyim. Sürfaktan olmadığı için yağ böyle yağlar biraz ayrık ayrık duruyor. Görmüşsünüzdür. Şöyle tutayım. Sürfaktan olmadığı için ayrık ayrık duruyor. O yüzden böyle çalkalayıp karıştırmanız gerekiyor. Ben böyle çok yağlı serumları sevmiyorum aslında. Ama bu ürün gerçekten yağlı değil ve sürdüğünüzde böyle yapış yapış bir hissiyat oluşturmuyor. İlk izlenimlerim bunlar. Kullandıkça bilgi vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi Nasifik geçen sene bizim İstanbul'da keşfettiğimiz bir markaydı. Ben Türkiye'ye gelmesine sevindim. O yüzden hemen aldım ve kullanıyorum şu an. Ve fiyatı uygun. Bir arkadaşa da katıl butonundan gelen arkadaşa da zaten vereceğim bugün
gün Zoom'da ki benimle beraber denesin. Deneyimlerimizi sizinle paylaşalım ki o da merak ediyorum kullanıp sevecek mi? Benim cildimdeki etkisi nasıl olacak? Aynı zamanda işte biraz anti-aging etkisi de olduğu için ürünlerin ben açıkçası deneyim. Merak ediyorum yani bir serumun 1 milyon satması ki bu acayip bir şey. Yani etkili olduğu anlamına geliyordur sanırım. Ne aldım? Siz yokken ne aldım? Eczaneye gidiyorum diye çıkıp, gerçekten eczaneye gidiyorum diye çıkıp Watson's'a uğramıştım. iHeart Revolution'ın Beauty and Beast paleti gelmiş bir tane. Onu satın aldım. Daha açmadım, jelatinlerini bile açmadım. Bundan bir tane vardı. Eğer yakalarsanız Watson's mağazalarında var şu an sanırım. Sadece online'da görmedim. Herkes sordu bana Yağmur yok falan online'da diye. Ben bir tane bulmuştum. Onu aldım. Eveshop'tan Teknik markasının, ben daha önceden Teknik markasını çok fazla kullanmamıştım. Onun In White Only paletini aldım ve bunu denedim. Gerçekten güzel bir paletmiş. Yalnız çok toz atıyor arkadaşlar. O yüzden makyajınızı mutlaka yapmadan, tam makyajınızı yapmadan önce göz makyajınızı yapın. Bununla bir makyaj çekeceğim ama Instagram TV'ye çekerim büyük bir ihtimal. Bayağı güzel bir palete benziyor. Ben beğendim. Fena değil. Glitterları da fena değil. Çok böyle lens kullananlara önereceğim bir glitter paleti yok. Yani lenslerinizi takmadan önce göz makyajı yapın ve tam makyajınızı yapmadan önce göz makyajınızı yapın. Feci toz atıyor ama gün sonuna kadar dayanıyor. Fena değil. Yani bir fiyat performans olarak baktığınızda hiç fena bir palet değil. Bununla beraber yine Teknik markasının bu küçük paletini de aldım. Bence bu da güzel. Bunu henüz kullanmadım. Buna da bir makyaj yaparım. Yine IGTV'ye yaparım. Yorumlarımı bırakırım. Şu an sadece swatchladım. Fena değildi. Şöyle göstereyim. Hiç fena gözükmüyor. Bence bu Teknik markasının paletleri güzel olacak. İndirimden bu Sprinkles paleti aldım. iHeart Revolution. iHeart Revolution paletleri bence fiyat performans olarak en iyi paletler. Şunu göstereceğim size. Aşırı güzel değil mi renkleri? 29 TL'ye düşmüştü. Acayip güzel renkleri. Eğer bulursanız bence siz de alın. 29 TL'ye böyle palet bulmak gerçekten acayip derecede zor. Bununla beraber zaten bu videoyu yayınlamış olduğumda büyük bir ihtimal siz bu paletin videosunu da görmüş olacaksınız. Taste the Peach paleti. Bunun da renkleri acayip güzel. Fena değil. Bunun da pigmentasyonu hiç fena değil. Çok başarılı diyemem ama kötü de değil. Tam fiyat performans ürünü. Bir de Pure Pastel paleti aldım. Sırf beğendim diye aldım. Güzel gibi sanki ama çok pigmentasyondan memnun kalacak mıyım emin değilim. Ondan deneyeceğim ve göreceğim. Açıkçası daha henüz deneme fırsatım olmadı. Şimdi gelelim kargoları açmaya. Kargolarda çok fazla cilt bakım ürünü yok. Biraz daha seramik falan var. İlk kargomuzu açalım. Sonra da Zoom'a bakalım. Bu benim süveterim. Bunu ben ördürmüştüm arkadaşlar. Renk çok belli oluyor mu bilmiyorum. Biraz garip çıkıyor olabilir. Bunu ben görmüştüm ve ördürmüştüm. Bu gelmiş. Bunu kombinlediğimde daha güzel gözükeceğini düşünüyorum. Şu an renk odanın renginden dolayı da biraz garip gözüküyor olabilir. Bu ara süveterlere taktığımı fark etmişsinizdir belki. Şöyle tekrar göstereyim mi? Lila, mor. Yani lilamsı ve kırmızıyla bir kombin yapmıştım. Bu gelmiş. Bu ara Instagram'dan paylaşıyorum seramiklere taktım. Küçük bir seramik obje almıştım. O gelmiş. Bunu çok severek aldım. Bir de bunun çiçeklisini alacağım. Bunları seramik değil, kil. Kil, özür dilerim. Kil yapmayı kesinlikle öğrenmek istiyorum. Bayağı ağırmış bu arada. Kesinlikle kil yapmayı öğreneceğim. Çok güzel değil mi? Linkini bırakırım nereden aldığımı bu arada. Bunu bayağı beğendim. Böyle şeyler koklama huyum da var benim. Acilen bırakmam gereken huylardan biri. Linkini bırakırım. Bu tarz küçük objeleri ben seviyorum bu arada. Kargo poşetlerini açtım bu sefer. Onları dışarıda çöpe attım. Fam gelmiş. Bunu seramik mikten almıştım. Seramik
Smith diye bir hesaptan aldım. Bunları bulmak bayağı zor oluyor bu arada. Direkt A9'luk oluyor. Böyle bir kupa aldım. Sever misiniz bilmiyorum ama seramik kupa alacaksanız eğer elinizde yıkayın. Hepsi girmiyor bulaşık makinesine. Onu söyleyeyim. Elinizde yıkamanız gerekiyor. Zaten bu hesaplarda, seramik hesaplarında yazıyor. Bu işte bulaşık makinesine girer, bu bulaşık makinesine girmez. Ama eğer yazmıyorsa da hiç heyecan aramayın kendinize. Direkt olarak elinizde yıkayın kullandıktan sonra. Banyo bath bomb aldım. Bu Lolo Bomb'dan ben çok alışveriş yapıyorum ve Lolo Bomb böyle şeyde geliyor. Plastikte gelmiyor. Ah, harika kokuyor böyle. Ne aldıysam aşırı güzel kokuyor. Diğerleri, geçen sefer aldıklarım bu kadar güzel kokmuyordu ama bu şampanyalı olanı aldım bu sefer. Bu çok iyi kokuyormuş. Aa, bu güllü olan. Güllü olan çok güzel kokuyor. Eğer alacaksanız güllü olandan alın. Lola Bomb'da. Geçen sefer aldıklarım o kadar güzel kokmuyordu. Ama bu bir şampanya. Bu sefer doğru tercih yapmışım demek ki. Güllü olan enfes kokuyor. Bu şampanyalı olan da enfes kokuyor. Bu sefer gerçekten giderek doğru seçenekleri, doğru alışveriş yapmayı öğrenmişim. Bu kutuları kullanıyorum ben bu arada. Hediye gönderirken. Bunları kullanıyorum. Sonra bazıları geri dönüşüme gidecek. O yüzden ayırayım. Korean Beauty'den hediye gelmişti. Bunları göstereyim. Bunlarla Reels çekeceğim zaten. Anisha'nın bu stickleri geldi. Tintleri geldi. Bunlar iyiymiş bayağı. Bilmiyorum. Daha denemedim. Bunları deneyeceğim. Size Reels çekeceğim. Hem swatchlayacağım hem dudağımda deneyeceğim. Ben de merak ediyorum bayağı. Şunları ayırayım kenara. Bakalım. Bir de Korean Beauty bana Axe-Y'dan şöyle bir ürün denemem için self care set göndermiş. Limited edition seti göndermiş. Bunu da ayırayım, deneriz. İçinde herhalde full set var. Kremi, serumu, cleansing foam, toni falan var. Teşekkür ederiz. Isntree'ler geldi. Isntree'nin arkadaşlar Trendyol'da eğer şeyi bulamıyorsanız, Isntree'yi nereden alacağınızı bulamıyorsunuz. Çünkü stok bulmak gerçekten Isntree'de bayağı sıkıntı. Isntree ürünleri bayağı başarılı olduğu için stok bulmanız çok sıkıntı oluyor. Trendyol'da mağazası var. Oradan alabilirsiniz. Cleansing oil'i çıktı. Cleansing yağı çıktı. Onu deneyeceğim şimdi. Ondan sonra hyaluronic acid toniği. Ondan sonra creamy hyaluronic acid creamy. İki tane yine şeyi maskesi ve Magurt ampulü geldi. Bunları koyuyorum. Çünkü bunların bazıları zaten şeye gidecek. Katıl butonundaki arkadaşlara gidecek. Dediğim gibi Trendyol'dan alabilirsiniz. Trendyol'daki mağazası orijinal mi diye soranlar olmuştu. Zaten onların mağazası. Isntree'nin mağazası arkadaşlar. Kargoların bazılarını açtık. Saçımı kurutayım da hasta olmayayım. Neyse birazdan Zoom'a hazırlanayım ben. Devam ederiz. Aa, neden böyle oldu? Ekran kaydı da alıyorum da bir taraftan. Bu sefer mikrofonu açmayı unutmadım. Geçen sefer mikrofonu açmayı unutmuşum çünkü. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçti yeni yılınız yani? Çok saçma bir soru soruyorum, farkındayım ama. Evde boş boş geçti. Yani ben yeni yılda zaten çok böyle dışarı çıkmayı tercih eden bir insan değilim yani. Kendi adıma konuşayım. Çünkü çok kalabalık oluyor. Çok kalabalığı da seven biri değilim. Bilmiyorum siz neyi tercih ediyorsunuz ama hani böyle bir mekana gidip çok kalabalığın içine daha önceden de böyle çok girmeyi sevmiyordum. Normalde ama hani onun hani yeni yılın haricinde böyle bara gitmeyi, konsere gitmeyi seven bir insandım. Çok eskiden yani ama hani karantinadan önce nasıldı bilmiyorum, hatırlamıyorum gerçekten. Bizde ama vardı yani, biz çok eğlendik. Bizim jenerasyon eğlendi yani festivallerde falan. Abla, ben yeni uyandım. Merhaba. Merhaba. Basın killeri mi? Evet, onlar çok pahalı. Yani çok pahalıya geliyor. Tanesi ne kadar? 25 TL küçük bir tanesi. Buradaki kırtasiye böyle şu kadar falan. 20'ye mi aldın? Öyle bir şey. Seni neden? Ne yapıyor? Abi çok efsane ya. Beni kapatmayı unutmuşum. Hala düzeltemedim. Neden olduğunu bilmiyorum. Şey oluyor sanırım. Sol alt köşede video ayarları var.
Ya benim koronam aslında iyi geçti. En azından evde geçirebilecek kadar iyiydim. Tat gitti, devamlı baş ağrısı vardı, bel ağrısı falan vardı ama çok fazla nefes problemi çekmedim. Yani kendimi şanslı buluyorum en azından bu konuda. Evet. Ben 8 gün pozitif kaldım. 9. gün negatife dönmüştüm ama vücudumda tiroidlerimde bir bozulma oldu ve vücudum tiroid üretemez oldu. O yüzden devamlı düşüp bayılıyordum. Yani tüm dengem bozulmuştu. Böyle gözüm falan seyiriyordu. Baş ağrım iyice artmıştı. Pozitifken yaşamadığım semptomları negatifken yaşıyordum. Birkaç gün boyunca işte testler yaptırdık. En sonunda işte bir nörolog fark etti bu durumu, tiroidlerimde bozulma olduğunu. Bir serum verdiler, bir yükleme yaptılar. Ardından da 20 gündür falan tiroid hapı kullanıyorum. Öyle düzeldim. Sandım ya, herkes benden değil burada. Yani şöyle, önce cilt tipimden başlayayım. Çok kuru cildim var benim. Yani ortaokulda falan da çok sıkıntı çektim. Doktora gittim bunun yüzünden. Kaşıdığım zaman hep böyle peri şeyleri gibi toz uçuyordu etrafa. Hani derim çok çabuk böyle uçuyordu havaya. Öyle bir cildim vardı. Yani en son doktor bana şunu vermişti. Lipo diye bir nemlendirici var. Eksipiyer lipo diye. Bunu da vermiştim. Bunu kullandım uzun süre. O kütürlenmeyi, uçmayı falan biraz engelledi ama yine çok kuruydu yani. Akşam sürüyordum. Sabah yine kuru ciltle uyanıyordum. Ama teşekkür ederim bunu verdiğin için. Çünkü bana bu çok yardımcı oldu. İlk defa yani alnımı ve burnumu ilk defa nemli hissettim sabah uyandığımda. Yani gece sürüyorum. Sabah da çok hafif yüzüme sürüyorum. Mailden şey yazmıştım ben Dermaskin. Hani yüz için kullanılabilir mi diye bilgi almıştım. Yüz içinde kullanılabildiğini söylediler. Tek farkı kremden daha nemlendirici özellikli olması dediler. Ondan sonra yüzüme de vücuduma da kullanmaya başladım. İkisinde de çok etkisini gördüm yani. Çok kuru ciltli olarak bayağı iyi geldi bana. Bayağı nemlendirdi. İçindeki maddeleri de çok sevdim. Niasinamid serumu kullanıyorum şu an. O da yani ilk defa cildim bu kadar güzel hissettim onun sayesinde. Bunda da var zaten. Yani çok mutlu oldum bunu kullandığım için. Teşekkür ederim. Bayağı iyi geldi bana. Çok güzel nemlendiriyor. Ben şey diyecektim. Şu antiprobiyotik balmı sen önerince ben de aldım da. Yaklaşık bir 15-20 gündür falan kullanıyorum. Ama bu benim çok fazla el yıkama olduğu için yani şey yapmadı. Yeterli gelmedi ellerime falan. Yüzüme de normalde ben karma yağlı ciltliyim. Hani sadece şey elime yedirerek hani elimden arta kalanı kullanıyorum. Daha fazlasını kullanmıyorum. Normal kremlerimden kullanıyorum. Ama şeyime ellerime yeterli gelmedi. Yani o kadar dezenfektan el yıkamaya yetmedi yani. Peki şey... Yetmiyor yani ne yaparsan yap çünkü biz artık şeyde yani kafayı yemiş gibi ellerimizi yıkadığımız için sürekli. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. HBHA krem kullananlara. Yağ bezeleri küçüldü mü çok merak ediyorum. Ona göre alacağım evet, da. Evet benim küçüldü. Ama ben ya Cosrx'in EHBHA C vitaminli toniği var onu kullandım. Küçük boyunu kullanıyorum. Şuralarımda genelde var. Onları gerçekten küçülttü. Evet, Zoom yaptıktan sonra falan bir süre görüşemedik arkadaşlar. Birkaç tane doktor randevum falan vardı. İyi güzel geçti bu arada doktor randevularım. Hatta birkaç tanesiyle alakalı belki bir video çekerim. İkinci seansıma falan gittiğimde. Belki ihtiyacı olan vardır, faydalanır vesaire. Onlardan da bahsedeceğim. Özellikle bu polikistik overle alakalı falan da çünkü birkaç bir şey olacak. Bugün ne giydim? Bunu da göstereyim böyle. Saçma sapan bir şeyler giydim. Böyle hani saçma sapan değil ama belki hani size de bir faydası olur. Şöyle üstün körü göstereyim. Bunları Trendyol'dan almıştım. Üstümdeki Trendyol'dan aldığım şey almayın eğer alacaksanız. Çünkü bunu arkadan bayağı bir sıkıştırmak zorunda kaldım. Bayağı kötü bir içerikmiş. İçerikmiş yalnız. Kötüymüş yani. Video kapatırken birkaç bir şey gelmişti. Onları göstereyim size dedim. Dudağımda bu arada Anisha'nın tinti var. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Anisha'nın tinti fena değilmiş. Bugün bunu denedim. Şu an dudağımda bugün makyaj yapmadığım için sadece bir güneş kremi sürdüğüm için
No 5 numarasını sürdüm. En dudağıma böyle yakın olan rengi 5 numarasıydı. Böyle yapış yapış değil, maskeye de çıkmadı. Bayağı beğendim. Hem de nemlendiriyor. O açıdan da güzeldi. Kullanmaya devam ederim diye düşünüyorum. İndirim vardı. İndirimden bir tane bir şey aldım. Onu göstereyim size. Bunu Bershka'dan Sailor Moon koleksiyonundan bu bir şey almak istiyordum. Çok fazla beğendiğim bir şey yoktu. Yani dışarıda giyebileceğim ya da işe giderken giyebileceğim bir şey yoktu. O yüzden ceketimin içine böyle bir takım elbisesi gibi şeylerin içine giyebileceğim ve dekoltesini kapatabileceğim bir body aldım. Çünkü bunun da şöyle arkası tanga şeklinde olduğu için ve yüksek bel pantolondan çok fazla belli olmayacağını düşündüğüm için bunu satın aldım. 99 TL'ye düşmüştü. Normal fiyatı böyle 150 TL falandı. Bence fiyatını hak etmeyecekti. Bunun kumaşı umarım beni çok fazla yakmaz. Bu tül gibi duruyordu ama geldi çok kalınmış gerçekten. Umarım çok fazla yakmaz. Çok bir şey almadım yani. Çok bir şeye ihtiyacım olmadığı için almadım. Onu ekleyeyim. Güzel bence. Ben bir Ay Savaşçısı fanı olduğum için, eğer beni takip ediyorsanız, Instagram'dan falan takip ediyorsanız, Ay Savaşçısı fanı olduğum için, çok fazla izlediğim için ki benim neslim zaten, benim dönemimseniz, benim jenerasyonumsanız Ay Savaşçısı fanısınızdır zaten. Mamoru falan seversiniz arkadaşlar. Usagi'yi falan seviyorsunuzdur yani. Güzel, beğendim. Deneyeceğim. Bu dekolte body'ler bayağı bir beğenildi bu sene. Bilmiyorum, çok moda. Şimdi ben de deneyeceğim. Eğer güzel seversem kullanırım. Şuradan itibaren şöyle bir dekoltesi var. Eğer güzel duruyorsa, ki benim pantolonlarım aşırı derecede yüksek bel. Ne kadar dekoltesi olacak, bu konuda bir fikrim yok. Bununla birlikte benim, siz de tanıyorsunuz eminim, Büşra Yılmaz'ı tanıyor musunuz bilmiyorum, YouTuber. Biliyorsunuzdur eminim. Ben çok seviyorum Büşra Yılmaz'ı. YouTuber arkadaşım, influencer arkadaşım. Onun bir girişimi vardı. Vintage, o bana hediye göndermiş. Çok güzel bir saat göndermiş. Ondan bir hediye geldi. Benim çok ince bileklerim var. Ben çok saat kullanamıyorum o yüzden, ama inanılmaz zarif bir saat göndermiş. 5 Vintage Instagram butiği var. Aşağı linkini bırakırım. Ondan bir hediye geldi. Bir de saç boyama videosu çekeceğim. Geçen sefer gösterdim mi? Bir kısmı gelmişti saç boyalarımın. Şimdi mor menekşe rengi geldi Neva. Onu satın almıştım. Turkuaz rengi geldi. Normal benim kullandığım elektrik mavi geldi. Böyle beyaz kutular arkadaşlar. Bunlar böyle trendy yolda şeyli gibi, pompalı gibi böyle. Ama aslında gelince göstereyim size nasıl geldiğini. Pompalı değil ağzı. Şöyle geliyor. Böyle geliyor, böyle. Bir de ben şimdi mor, turkuaz falan tutsun istediğim için tutamlarda videoda göstereceğim. Ne kadar işe yarayacak bilmiyorum bu arada kesinlikle. Neva'nın böyle saç boyası çıkarıcısı varmış. Tekrar bu saça bir açıcı işlem yapmak istemediğim için böyle amonyaksız açıcı, amonyaksız açıcısız bir silici aldım. Ama fail de olabiliriz yani. Deneyeceğiz. Birlikte deneyeceğiz. Hani çok komik bir video da olabilir. Rezil de olabiliriz. Bezir de olabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi. Göreceğiz yani. Hani fail olursak da başlıktan anlarsınız yani. Eğlenmek için izlersiniz. Komik olur. Sonra kendime bir telefon kabı sipariş etmiştim. Böyle yerel butiklere, lokal butikleri keşfediyorum Instagram'da. Biraz da destek olsun diye onlardan alışveriş yapıyorum açıkçası. Ve güzel şeyler çıkıyorlar. Kalitesini şu an bilmiyorum. Sürpriz. Çok güzel ama paketlemeleri. Böyle güzel, genelde üniversite öğrencilerinin oluyor bu butikler. Biraz da onlara destek olsun diye açıkçası onlardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl çıkacak kalitesi, ben de merak ediyorum. Sizinle beraber açıyorum. Ama çok güzel gözüküyordu. Çok zevkli çocuklar var yani. Paylaşıyorum onları. Sürpriz oluyorlar, oluyor onlara da. Sonra diyorlar ki bana, çok teşekkürler Yağmur abla. Diyorum ne demek, teşekkür etmenize bile gerek yok. Acayip iyi bir paketleme yalnız, bakar mısınız? Hiç ben böyle bir sürü çok pahalı markadan telefon şeyi aldım. Hiç böyle bir paketlemeyle, bakar mısınız? Böyle bir paketleme, tatlı bir paketlemeyle gelmemişti. Bunu da linkini aşağı bırakırım. Ya bir şey söyleyeyim, çok güzelmiş. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Silikon. Şuralar beyaz. Hani baskı büyük ihtimal. Çok güzelmiş. Bilmiyorum, girişimci çocuklar, 1000 tane takipçileri falan vardı. Bilmiyorum, tanımıyorum yani açıkçası. Tatlıymış. Ha bir de Stüdyo Palo'dan fincan almıştım. Onlar gelmiş. Aslında ben bunu istememiştim. Daha böyle bir şey istemiştim ama çok önemli değil. En güzel fincanlar onların fincanları oluyor genelde. Onlar gelmiş. Bu ara biliyorsunuz ki seramiğe taktığım için
Fincanlara taktığım için onlar öyle. Neyse, yani dışarıda bir şey çekmiyorum arkadaşlar. Umarım herkese örnek oluyordur dışarıda bir şeyler çekmiyor olmam. İşe gitmeye başlayacağım inşallah. Oradan bir şeyler çekerim. Çünkü çok fazla dışarıdan bir şeyler çekmek istemiyorum ve insanlara örnek olmasını istiyorum. Bilmiyorum ne kadar örnek olur. Çünkü hala bir şeyler geçmiş değil ki ben şirkette işe giderken yani korona oldum. Hani gezip tozarken falan değil. Öyle. Umarım bu video faydalı olmuştur. Değişik bir şeyler keşfetmişsinizdir. Faydalı olmuştur. Nasifik markasını inceleyeceğim. Tek marka videosu çekeceğim. Ama önümüzde önce söz verdiğim gibi Hada Lobo'yu incelediğim için yaklaşık eğer katıl butonuyla geldiyseniz zaten biliyorsunuzdur. Yaklaşık 3,5 haftadır falan Hada Lobo'yu inceledik. Hala kullandım, kullanıyorum. Nemlendiricisi, jeli bilmem nesi falan. Nasifiye yeni başladım. Onu hala kullanmaya devam ediyorum. O yüzden önce Hada Lobo var önümüzde. Ama bu videoyu siz izlerken, ya şu Hada Lobo'yu çekeceğim bitirdiğim için. Nasifiye şu an daha yeni başladım. Öyle diyelim. Bunlar hep bir süreç. Tam anlamıyla verim aldıktan sonra ürünlerle alakalı video çekiyorum. Tek tek inceliyorum ve tek marka çekiyoruz artık biliyorsunuz ki. Çünkü böyle daha verimli oluyor ve siz de kanalın içinde ne arıyorsanız onu tık diye buluyorsunuz. Sizin için de iyi olduğunu söylediğiniz için artık böyle yapıyoruz. Öyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi saç boyama videosu isteyenler için de saç boyama videosunu ayrıca hatta yakın bir zaman diliminde hatta bu hafta sonu siz bu videoyu izlerken ben o videoyu çekiyor olacağım büyük bir ihtimal. Çünkü saçlarım bayağı bir perişan durumda. Yani saçlarımı boyamadım bayağıdır. Ve videoyu çekeyim istiyorum artık. Öyle hepinize çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kasiyeri bitirdim. O kitaplarla alakalı video çekeceğim. Bugün itibariyle Ölü Dilde Bir Hayalperest'e başlıyorum. Bugün itibariyle bu kitaba başlıyorum. Belki benimle beraber başlamak isteyen olur diye söyleyeyim. Bu da bayağı güzel bir kitapmış. Ölü Dilde Bir Hayalperest. Şöyle yaklaştırayım. Kasiyer bayağı güzeldi. Güzel bir toplum eleştirisiydi. Zaten bu videonun içinde de bahsetmiş oldum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, beni birazcık sevdiyseniz de kanalıma abone olmayı, günlük eğlenceli şeyleri, şeker, tatlı, mutlu, güzel, enerjik şeyleri takip etmek isterseniz de Instagram'a bakabilirsiniz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.